Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Bi adet zerratil kainat ve mürekkebatiha. 30. lemanın 4. nüktesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad ila ahirlaya. Ayetinin bir nüktesi ve vahid ve ehad isimlerine tazammun eden bir ismi azam veya ism-i azamın altı nurundan bir nuru olan fert isminin bir cilvesi Şevval-i Şerif'te Eskişehir hapishanesinde bana göründü. O cilve-i azamın tafsilatını Risale-i Nur'a havale edip burada muhtasar 7 işaretle ismi ferdin tecelli azamıyla gösterdiği tevhid-i hakikiyi gayet muhtasar beyan edeceğiz. Birinci işaret, fert ismi azamı, azami bir tecelli ile kainatın heyeti mecmuasına ve her bir nev'ine ve her bir ferdine birer sikke-i tevhid, birer hatem-i vahdaniyet koyduğunu 22. söz ile 33. mektup tafsilen göstermişlerdir. Burada yalnız 3 sikkeye işaret edeceğiz. Birinci sikke, ferdiyet cilvesi kainat yüzünde öyle bir sikke-i vahdet koymuştur ki, kainatı tecezzi kabul etmez bir kül hükmüne getirmiştir. Bütün kainata tasarruf edemeyen bir zat, hiçbir cüz'üne hakiki malik olamaz. O sikkede şudur, kainatın mevcudatı, envaları, en muntazam bir fabrika çarkları gibi birbirine muavenet eder. Birbirinin vazifesini tekmile çalışır. Öyle bir tesanüt, öyle birbirine muavenet, öyle birbirinin sualine cevap vermek ve birbirinin imdadına koşmak ve birbirine sarılmak, birbiri içine girmek suretiyle öyle bir vahdet-i vücut teşkil ediyorlar ki, bir insanın cesedindeki unsurlar gibi birbirinden kabili tefrik olmaz. Bir unsurun dizginini tutan, umumun dizginlerini tutamazsa o tek unsurun dizginini zapt edemez. İşte kainatın simasındaki bu teavün, tesanüt, tecavüp, teanuk, pek parlak bir sikke-i kübra-i vahdettir. İkinci sikke, zeminin yüzünde ve bahar simasında öyle bir parlak hatem-i ehadiyet ve sikke-i vahdaniyet ismi ferdin cilvesiyle görünüyor ki, küre-i arzın yüzünde bütün zihayatı bütün efradıyla ve ahval ve şunatıyla idare etmeyen ve umumunu birden görmeyen ve bilmeyen ve icat etmeyen bir zat, icat cihetinde hiçbir şeye karışmadığını ispat ediyor. O sikkede şudur. Zeminin yüzünde madeni maddelerin, unsurların ve cemadat mahlukatın gayet muntazam fakat gizli sikkelerinden kat-ı nazar, yalnız 200 bin hayvanat taifelerinin ve 200 bin nebatat envanın atkı ipleriyle dokunan nakışlı şu sikkeye bak ki, birden bahar mevsiminde zeminin yüzünde birbiri içinde beraber ayrı ayrı şekilleri, ayrı ayrı hizmetleri, ayrı ayrı rızıkları, ayrı ayrı cihazatları hiçbirini şaşırmayarak, yanlış etmeyerek, nihayet karışıklık içinde nihayet derecede temyiz ve tefrik ile gayet hassas bir mizanla her bir şeye lazım olan her şeyleri külfetsiz, tam vaktinde umulmadığı yerden verildiğini gözümüzle gördüğümüzden zeminin simasında o keyfiyet, o tedbir, o idare, öyle bir hatem-i vahdaniyet ve öyle bir sikke-i ehadiyettir ki bütün o mevcudatı birden, hiçten icat edip beraber idare etmeyen bir zat, rububiyet ve icat cihetiyle hiçbir şeye karışamaz. Çünkü karışmış olsa o hadsiz geniş muvazene-i idare bozulacak. Fakat insanların o kavanin-i rububiyetin hüsnü cereyanlarına yine emri ilahiyle suri bir hizmeti var. Üçüncü sikke, insanın yüzünde, belki insanın yüzü öyle bir sikke-i ehadiyettir ki, Adem zamanından ta kıyamete kadar gelmiş ve gelecek, bütün efrad-ı insana birden nazar-ı mütalasında bulunmayan ve her birisine karşı o tek yüzde birer alamet-i farika koymayan ve o küçük yüzde hadsiz alamet-i farika bırakmayan bir sebep, bir tek insanın yüzündeki hatem-i vahdaniyeti icat cihetiyle el uzatamaz. Evet,
İnsanın yüzüne o sikkeyi koyan zat, elbette bütün efradi insaniye nazarı şuhudunda ve daire-i ilmindedir ki, her bir insanın siması, göz, kulak, ağız gibi azay esasiyle birbirine benzediği halde, birer alamet-i farika ile hiçbirisine tamam benzemez. Nasıl ki o simada göz, kulak gibi azaların umum efradında birbirine benzediği, o nevi insanın saniye bir, vahid olduğuna şehadet eden bir sikke-i tevhiddir. Öyle de hukuku insaniyenin muhafazası için sair envaın fevkinde olarak o simalarda birbirine iltibas olmamak ve birbirinden tefrik için hikmetli pek çok alamet-i farika ile iftirakları o sani-i vahidin iradesini, ihtiyarını ve meşiyetini göstermekle beraber ayrı ve çok dakik bir sikke-i ahadiyet oluyor ki bütün insanları, hayvanları, belki kainatı halk etmeyen bir zat, bir sebep o sikkeyi koyamaz. 30. lemanın 4. nüktesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad ila ahirlaya. Ayetinin bir nüktesi ve vahid ve ehad isimlerini tazammun eden bir ismi azam, veya İsm-i Azam'ın altı nurundan bir nuru olan Ferd isminin bir cilvesi Şevval-i Şerif'te Eskişehir Hapishanesi'nde bana göründü. O cilve-i azamın tafsilatını Risale-i Nur'a havale edip burada muhtasar 7 işaretle ismi Ferd'in tecelli-i azamıyla gösterdiği tevhid-i hakikiyi gayet muhtasar beyan edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad ayetinin bir nüktesi ve vahid ve ehad isimlerini tazammun eden bir ismi azam veya ismi azamın altı nurundan bir nuru olan Ferd isminin bir cilvesi Şevval-i Şerif'te Eskişehir Hapishanesi'nde bana göründü. Evet. İsmi Ferd değil mi? İki esmayı tazammun ediyor. Ehadiyeti bir de vahid ve ehad. Ehad ve vahid isimlerini tazammun eden bir ismi azam veya ismi azamın altı nurundan bir nuru. Şimdi tabi burada ehad ismi ile vahid ismi hakkında da kısa bir bilgi verip derse girelim. Ehadiyet, Cenab-ı Hakk'ın zatının birliği. Vahidiyet ise isim ve sıfatlarının, ünvanlarının birliği. Ehadiyet, eşi ve benzeri olmayan bir, emsalsiz bir, misilsiz bir, eşi, dengi, emseli olmayan bir. Kul huvallahu ahad. Vahidiyet ise Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının birliği. Şimdi kainatta hem ehadiyete hem de vahidiyete medar tecelliyat var. Üstad Hazretleri bunu Risale-i Muhterif yerlerinde çok hakimane ifade etmiş. Biz böyle bir muhtasar şekilde ifade edelim. Şimdi şöyle bir misal var Risale-i Nur'da. Sabahleyin güneş doğdu. Şimdi güneşin ışığı muhit, bütün semayı kuşattı. Bütün semayı kuşatan güneşin ışığının, ışığa bakıyorsunuz, ışık her tarafı ihata etmiş. Bütün bu ışığı toplayıp, tek bir menbaadan, güneşten geldiğini idrak intikal etmek, her idrakın, her mizacın hakkı değil, haddi da değil. Ama şimdi güneş sabahleyin doğdu. Kainatta tecelli eden bütün ışıklar tek bir güneşten geliyor. Tek bir güneşi gösteriyor. Bu vahidiyet. Ha, bir de aynayı güneşe tutuyorsunuz. Aynada güneşin cilve-i zatiyesi, ışığı, harareti, yedi rengi tecelli ediyor. Bu da ne? Ehadiyet. Kur'an-ı Kerim vahidiyet içerisinde ehadiyeti zikrediyor. Çünkü
her bir Esma-i İlahi'nin kainattaki muhit tecellisini tartacak keyfiyet herkeste bulunmuyor. Üstad Hazretleri bir misal veriyor. Yani kainat o kadar vasi, o kadar geniş ki, değil mi? Cebrailler dahi kainatı idraktan ve ihateden mahrum. Yani bir insanın gözünü düşünün. Bir insanın gözünü güneş gibi kabul et. Şu sağ gözün bir güneş, sol gözün de bir güneş. İki güneşle kainata bak. O güneşin ışığıyla da baksan yine kainatını yapamazsın. İdrak ve intikal edemezsin. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim tevhid sikkesini her şeyde okutmak, her yerde görmek ve göstermek noktasında Kur'an vahidet içerisinde ehadiyeti zikrediyor. Mesela şimdi Rabbül Alemin dediğimiz zaman vahidiyet. Bütün alemlerin Rabbi, müdebbiri, münazzımı, mükemmeli olan Allah. 18 bin alemi yarattı. Şimdi zihnimizde, tahayyül ve tasavvurumuzda bu alemleri idrak ve ihate etme keyfiyetimiz yok. Bu vahidiyet tecellisi. Her bir gözün güneş gibi olsa bir derece kainattaki her bir esmanın umum ve muhit tecellisini temaşa edebilirsin. Ama ehadiyet tecellisi, değil mi? Aynada güneş, değil mi? Işığıyla, hararetiyle, ziyasıyla, cilve-i zatiyesiyle aynada temessül ediyor. Bu da ne? Ehadiyet tecellisi. Rabbül alemin vahidiyet. Rabbüke bak, Allah senin Rabbin. O seni yarattı. O seni yaşatıyor. Bakın. Onun için mesela Kur'an-ı Kerim, yerin ve göğün, mahlukatın ve masnuatın, arz ve semanın yaratılmasını zikrediyor. Vahidiyet tecellisi. Sonra insanın hılkatına geçiyor. Ta ki kalp boğulmasın. İdrak, tevhid delillerini mütalaa ve müzakere etsin. Yerlerin ve gökleri yaratan Allah, tamam, yerleri ve gökleri yarattı. Geliyor, ehadiyet tecellisi, Allah seni yarattı. Senin simanı yarattı. Sana ses verdi. Sana mümeyyiz vasıf ve sima verdi. Bu da ne? Ehadiyet. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinin kemal-ı şahaşa ile İzzet ve Celal noktasından tecellisi vahidiyet. Kainatta rahmet ve inayete medar, cemali tecelliler de ehadiyetin sikkesi ve turrası olmuş oluyor. İşte bu cihette yani idrakımız kainatı ve kainatın derinliklerini ihat etmediğinden dolayı vahidiyet içerisinde ehadiyet sikkesi İzan-ı kalbi ve hakikati anlama noktasından daha keskin olduğu için Kur'an'da bu tarz bir uygulama, bir beyan var. Şimdi ehadiyet demek Allah'ın sikke-i ehadiyet. Mesela insan sikke-i ehadiyete mâkes ve ayna olmuş. Değil mi? Yani insan, değil mi? Şuunat-ı ilahiyeyi kendi istat ve kabiliyeti içerisinde gösteriyor. Cenab-ı Hakk'ın subuti sıfatlarının tecellisine mâkes ve aynadır. Ehadiyet sırrıyla bakınca, bakın insan, Cenab-ı Hakk'ın subuti sıfatları ne? Hayat, başka ilim, kudret, sem, basar, tekvin ve kelam. İrade. İrade, bakın. Şimdi bunlara medar, değil mi? O tecelliyatı gösterme noktasından Allah bize hayat vermiş. İşte sendeki hayat, değil mi? Hayat-ı ezeliye delil ve ölçü. Allah sana göz ve kulak vermiş. Allah'ın Semi ve Basır isminin tecellisine sen nesin? Mâkes ve aynasın. Allah sana ilim vermiş. Az da olsa ilmin var. İraden var. Değil mi? Eşyayı tanzim ve tertip etme, sanatkarlık vasfın var. Kuvvetin var. İşte bu cihette insan subuti sıfatları nedir? Mâkes ve aynadır. İşte ferdiyet, ismi azam ve ismi azamın altı nurundan bir nuru hem Cenab-ı Hakk'ın vahid ismini hem de ehad ismini tazammun ediyor. İkisini tazammun etmesi noktasından ferdiyet nedir? Ferdiyet, Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetinde bir, rububiyetinde iki,
saltanatında üç. Allah'ın uluhiyetinde, rububiyetinde ve saltanatında tek ve müstesna. Allah'ın varlığı, eşi ve benzeri olmayan uluhiyetinde, saltanatında, rububiyetinde ortağı ve şeriki olmayan Allah, ferdiyet. Ferdiyet bu. Şimdi dersimiz ferdiyetin izah ve kainattaki tecellisine çeşitli açılardan bakılmış oluyor. Şimdi birinciyi okuyalım. Birinci işaret, fert ism-i azamı, azami bir tecelli ile kainatın heyet mecmuasına ve her bir nev'ine ve her bir ferdine birer sikke-i tevhid, birer hatem-i vahdaniyet koyduğunu 22. söz ile 33. mektup tafsilen göstermişlerdir. Burada yalnız 3 sikkeyi işaret edeceğiz. Birinci sikke, ferdiyet cilvesi kainat yüzünde öyle bir sikke-i vahdet koymuştur ki kainatı tecezzi kabul etmez bir kül hükmüne getirmiştir. Bütün kainata tasarruf edemeyen bir zat hiçbir cüzüne hakiki malik olamaz. O sikkede şudur. Kainatın mevcudatı, envaları, en muntazam bir fabrika çarkları gibi birbirine muavenet eder. Birbirinin vazifesini tekmile çalışır. Öyle bir tesanüt, öyle birbirine muavenet, öyle birbirinin sualine cevap vermek ve birbirinin imdadına koşmak ve birbirine sarılmak, birbiri içine girmek suretiyle öyle bir vahdet-i vücut teşkil ediyorlar ki, bir insanın cesedindeki unsurlar gibi birbirinden kabili tefrik olmaz. Şimdi, vahdet-i vücut değil mi? Şimdi rububiyet noktasından bakınca kainat bir kül, bir bütün. Her şeyi her şeyle alakadar. Her şeyi her şeyle irtibatlı. Her şeyin her şeyle münasebeti var. Ve bu münasebet çok yönlü, çok cihetli. O münasebet içerisinde her şeyin görevi var. Fıtrat içerisinde bir yeri ve konumu var. Hepsi bir araya geliyor, bir kül ve bir bütün oluyor. Bunu parçalayamazsın. Niye? Birbirini tekmil ediyor, birbirini tahkim ediyor, birbirine güç ve kuvvet veriyor. Ha. Şimdi bu sır, demek ki kainat tek bir elden çıkmış. Kainatta işleyen hikmet bir, rahmet bir, inayet bir, ilim bir, kudret bir, tasarruf bir, rububiyet bir, Allah bir. Bak. Şimdi insanların sanatı içerisinde de bu sırrı görebiliriz. Değil mi? Şimdi şöyle 200 sene geriye gidin. Şimdi adam ilk defa arabanın motorunu yaptı. Getirdi bir şeyin üzerine koydu. Şimdi arabayı yürütecek. Bak şimdi bütünlük. Birbirini tahkim eden, birbirine kuvvet veren, birbirine destek olan vasıf ve sıfatlar olmazsa o araba adım atamaz. Şimdi arabaya getirdin, koydun. Peki, şimdi arabayı yürüteceksin. Şimdi arabanın yürümesi için hem arabaya taalluk eden bir vahdet-i vücut var, hem arabanın tanzimine medar harici ve afaki şartlar var. Şimdi hayalen gidin 200 sene geriye. İlk defa adam arabanın motorunu yaptı. Şimdi arabayı yürütecek. Yürüt. Ne lazım? Direksiyon. Değil mi? Direksiyon olmadan araba yürür mü? Bak, şimdi arabanın lazımı direksiyon. Tamam, gidiyorsun. Gidiyorsun ama arkadan birisi gelecek, önden birisi çıkar, sağa döneceksin, sola döneceksin. Ne lazım? Bak, far. Öyle mi? Sağ ve sol işareti. Arabayı yürüttün. Ya arabayı durduracaksın. Değil mi? Hayvanlar önüne çıktı. Ne lazım? Fren. Yağmur, kar, kış. Ne lazım? Cam. Cama ne lazım? Silecek. Başka? Teker. Tekere ne lazım? Hava. Arabaya ne lazım? Benzin. Benzine ne lazım? Petrol ofisi. Petrol ofisine ne lazım? Para lazım. Dünya, dünya, dünya. Ne para? Parayla olmuyor ki. Dünya, dünya. Bak, Allah Allah. Ya. Gece yürüyeceksin hadi. Işık.
Nerede yürüyeceksin? Yol. Başka? Trafik, karayolları, polis, jandarma. Bak, say. Bak. Şimdi hepsi bir araya geldiği zaman bak kemal külliyettedir. Demek arabanın yürümesi ve hedefe ulaşması için arabaya ne lazım? Ne lazımsa onları bir araya getirdiğin zaman işte ne oluyor? Külliyet manası olmuş oluyor. Aynı bunun gibi bakın ferdiyetin tecellisi. Kainatta tecezzi ve inkısam yok. Her şey yerli yerine takılmış. Her şey yerli yerine çakılmış. Her şey yerli yerine yerleştirilmiş. Ve nihayet kemalda bir tanzim var. Demek ki kainat tek bir elden, tek bir iradeden, tek bir kudrette, tek bir tasarrufla, tek bir rububiyette ne oluyor? Devam ediyor. Değil mi? Üstad bunu en güzel olarak insanı misal veriyor. Şimdi insana bakın. Değil mi? Arabayı kaldır, şimdi insan projesini önüne koy. Değil mi? Proje olarak düşün. İnsana ne lazım? Değil mi? Başla. Far. Göz lazım, göz. Değil mi? Ne? Motor ne? Beyin, beyin. Allah, akıl. Tutmak için el. Arabanın üzerine oturacaksın. Enerji için ne lazım? Mide, bağırsak, böbrek. Mide için ne lazım? Baharat. Ciğer için ne lazım? Atmosfer. Görmek için ne lazım? Güneş. Ayağını yere koymak için ne lazım? Dünya. Kainat. Bak, bak birbiri içerisinde birbirini tekmil eden tek bir vücut. Kainat büyük bir insan gibi. İnsan büyük bir kainat gibi. İnsanı aç, karşımıza kainat çıktı. Kainatı sık, ne ortaya çıktı? İnsan. İşte ahad olan, zatıyla misilsiz ve emsalsiz, isimleriyle her şeyi ihate eden, zatında isim ve sıfatlarında şerikten müberre olan Allah'ın ferdiyetiyle kainattaki işte bu sayıda teavün bir oku en sondaki cümleyi. İşte kainatın simasındaki bu teavün. Teavün bak. Bütün kainat birbirine ne yapıyor? Yardımlaşıyor. Yardım ediyor ya. Tesanüt. Dur öyle. Yani yağmur niye şeysin ki yani toprağa niye yardım etsin? Yağmurun şuuru mu var? Hı? Niye yardım etsin ki? Bak. Bulutların yaratılışı. Rahmetin inişi. Toprakta nebatatın, bağ ve bahçelerin teşekkülü. Bütün kainattaki yardım var ama Allah bize şuur versin, bütün yardımın mihveri kimin başında dönüyor? İnsan, insan. Fert olan Allah'ın değil mi? En büyük sanatı, en mükemmel mahluku kim? İnsan. İşte ferdiyete mebni insan, Cenab-ı Hak kainatı insanın hayatının devam ve bekası için tanzim etmiş, kesmiş, biçmiş, yerli yerine yerleştirmiş. Kainattaki bütün taavün, bak nebatat, cemadat, nebatatın imdanına koşuyor. Nebatat, hayvanatın imdanına koşuyor. Hayvanat, bizim imdanımıza koşuyor da. Değil mi? Hal diliyle biz bunu okuyor muyuz? Okuyoruz da. Affedersiniz, sabahleyin ahırdan koyun başını, koç başını çıkarken, koyun başını çıkarsan ne yapıyor? Başını uzatıyor. Ne diyor hal diliyle? Sen benim efendimsin, sahibimsin. Eğer senin ete, kebaba ihtiyacın varsa, buyur boynum, sana kurban olsun. Olsun mu Mehmet Bey? Evet. Bakalım ne zaman olacak? Bakalım. Bir söz aldık değil mi? Bir taahhüt manasıdır inşallah, öyle değil mi? Siz de şahitsiniz. Kurban olsun. Kes. Yok, eğer senin ete ihtiyacın yoksa bana müsaade et.
Bak ben çıplak ayaklarla bir dağdan bir dağa gideceğim. Diken yiyeceğim, ot yiyeceğim, akşam sana süt getireceğim. Bakın teavün, yardımlaşma. Başka? Sen öyle ahırlarda, pis kokularda yaşamazsın. Sana döşek lazım, sana yün lazım, bana müsaade et. Ben diken yiyeceğim sırtımda. Sana ne getireceğim? Yün getireceğim. Bak, kainatta çok cihette ne var? Bir teavün var. Teavün neyi gösteriyor? Demek kainat bir elden tedbir ediyor. Bak, başka eller karışsa alem karışacak. Ferdiyet. Teavün bir, oku. Tesanüt. Ha, birbirine ne yapıyor? Ha, noktaya isnat oluyor, kuvvet veriyor. Ya. Ya, bakın. Şimdi kainatın tanziminde öyle bir tesanüt. Bak. Öyle bir tesanüt, öyle bir noktaya isnat, devam et. Öyle bir tecavüp. Birbirine cevap veriyor. Kainat birbirine ne yapıyor? Cevap veriyor. Ve bir de teanuk. Ha, birbiriyle kucaklaşıyor yani bak. Değil mi? Kucaklaşıyor. Edebiyat ve lisan zarafeti noktasından bakınca değil mi? Bulutla toprak birbirine kavuşuyor. Aşk, fıtri aşk ve cazibe kanunu ile değil mi? Toprağın firaktan dudakları yanıyor susuzluktan, değil mi? Böyle yazın yağmur yağmazsa toprağın dudağı çatlamıyor mu? Yani edebi teşbih. Toprağın dudakları çatlıyor. Su, su. Yeter ey mahbub. Gel artık. Sonra yağmur rahmet aşağı iniyor. İkisinin buluşmasından çocukları, bağlar, bahçeler, meyveler ne oluyor? Tezahür ve tecelli etmiş oluyor. Bakın şimdi kainatta teavün var mı? Var. Yardımlaşma var. Birbirine destek olmak, birbirine hami olmak, birbirini tahkim etmek var mı? Birinin cevabına, birbirinin cevabına cevap vermek var mı? Bir de kucaklaşma var. Bunlar neyi gösteriyor? Pek parlak bir sikke-i kübra-i vahdettir. Allah'ın varlığının ya en büyük sikkelerinden birisidir. Şimdi bakıyorsun değil mi? Yani bu unsurlar insanı mı tanıyor? Niye birisi diğerine şefkat etsin? Niye müzaharet elini uzatsın? Bak, demek kainatın bu tedbir ve tanzimin arkasında pek çok esmaya medar güzelliği de okuyoruz. Demek kainat tek bir elden, tek bir irade, tek bir kudret ile tanzim ve tertip ediliyor. O kudretin arkasında ne var? Rahmet var. İnayet var. Hikmet var. Tanzim var, teşkil var, tertip var. Ya. Ya. Sonsuz bir ilim, namütenayi bir kudret, her şeye muktedir bir irade var. Demek arkada, o ferdiyetin arkasında binbir esmaya medar güzellikleri de ne yapıyoruz? Hakkat gözüyle temaşa ediyoruz elhamdülillah. Evet. İkinci sikke, zeminin yüzünde ve bahar simasında öyle parlak bir hatem-i ahadiyet ve sikke-i vahdaniyet ismi ferdin cilvesiyle görünüyor ki, küre-i arzın yüzünde bütün zihayatı, bütün efradıyla ve ahval ve şunatıyla idare etmeyen ve umumunu birden görmeyen ve bilmeyen ve icat etmeyen bir zat, icat cihetinde hiçbir şeye karışmadığını ispat ediyor. O sikkede şudur, zeminin yüzünde madeni maddelerin, unsurların ve camidat mahlukatın gayet muntazam fakat gizli sikkelerinden kat-ı nazar, yalnız 200 bin hayvanat taifelerinin ve 200 bin nebatat envaının atkı ipleriyle dokunan nakışlı şu sikkeye bak ki, birden bahar mevsiminde zeminin yüzünde birbiri içinde beraber ayrı ayrı şekilleri, ayrı ayrı hizmetleri, ayrı ayrı rızıkları, ayrı ayrı cihazatları, hiçbirini şaşırmayarak, yanlış etmeyerek, nihayet karışıklık içinde nihayet derecede temiz ve tefrik ile, gayet hassas bir mizanla
her bir şeye lazım olan her şeyleri külfetsiz, tam vaktinde umulmadığı yerden verildiğini gözümüzle gördüğümüzden, zeminin simasında o keyfiyet, o tedbir, o idare öyle bir hatemi vaktaniyet ve öyle bir sikki ehadiyettir ki, bütün o mevcudatı birden, hiçten icat edip beraber idare etmeyen bir zat, rububiyet ve icat cihetinde hiçbir şeye karışamaz. Şimdi bakın bu kainat husatında Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine medar, ferdiyetin tecellisi. Şimdi mesela önünde santraç tahtası var. 8-8, 64 tane kare var. Değil mi? 16 tane taş bu tarafta, 16 taş da bu tarafta. İki kişi karşılıklı, değil mi? Hadi hamle yapıyor. Bak, 16 taş. Neyse, 16 taşı kontrol ediyorsun. Aklın var, iraden var. Ama karşındaki daha müdebbir ise, değil mi? Üçüncü, beşinci, onuncu hamleyi düşünebiliyorsa seni ne yapar? Şah ve mat eder. Tamam. Sen mağlup oldun, o da galip oldu. Kaç taşla? 16 taş. Şimdi 16'yı yükselt. 106. Hadi 106 taşla oyna. 1006, 100 bin, 100 milyar, 100 trilyon, 100 katrilyon. Hadi şimdi o taşları yürüt. Ne aklın, ne tedbirin, ne ömrün, ne iraden yetmez. Şimdi bu cihette kainata bakın ya. Allah'ın yarattığı mahlukat. Değil mi? Karadakiler, uçanlar, kaçanlar, yürüyenler, sürünenler, denizdekiler, semadakiler, milyarlarca canlı. Tek değil, nevi. Nevi ile beraber hayatlarının tanzimi. Bak. Silahları ayrı. Cihazatları ayrı, değil mi? Fıtratları ayrı, sofraları ayrı, istat veya kabiliyetleri ayrı, öyle değil mi? Şekiller. Şekilleri ayrı. Bak, Allah Allah, bak. Aynı sünnetullah kanunu içerisinde birlikte ve beraber tanzim. Allah Allah, şimdi olayın büyüklüğüne bakın ya. Bizim bir tanıdık vardı, genç, akvaryum, evinde akvaryum var, 3-4 tane balık, akvaryum balığı, askere gidecek, demiş anne ben askere gideceğim ama kim buna bakacak? Anne demiş oğlum sen git ben bakarım. Tabi askere gidince bir ay sonra balıkların hepsi ölmüş, annesi fukara kadın nereden bakacak ona? Ya. Şimdi telefonda soruyor ki anne balıklar nasıl? Ala oğlum sen bırak balığı da sen dön tezkere al gel. Ne yapacağız? Dedim ki bir şey yapacağım yok. Terhüse bir hafta kala gideceğiz bir akvaryumcuya oradan aynı balıkları alıp getirip kuracağız. Ya. Annesi dikkat et. 15 gün balıkları şey demedi. Ya. Tedbir edemedi. Az verdim ölüyor, çok verdim de ölüyor. Birbirlerini yiyenler var. Suyu temizlenecek, oksijeni şöyle olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Bak, 10 tane balık. Bak. Akıl sahibi insan, 10 gün onu tedbir edemiyor. Değil mi? Bir de büyük okyanusa bak, nasıl bir akvaryum. Böyle içine gir. Nasıl bir tedbir, nasıl bir terbiye, nasıl bir tanzim, nasıl bir teşkil, nasıl bir rahmet, nasıl bir rezakiyet, nasıl bir rububiyet. Allah Allah. Ve birbiri içerisinde nihayet kemalde bir intizam. Allah Allah. Şimdi bütün şu büyük okyanusa bak, sadece balıklara. Allah Allah. Çeşitlerine. Vasıflarına, sıfatlarına. Bak, hepsinin rızkını
fert olan Allah veriyor. Hepsinin silahını fert olan Allah vermiş. Hepsinin hayatına lazım çevre faktörlerini, hayatın devamına medar mekanları kim yaratıyor? Allah yaratıyor. Terhisleri. Yaratılış öyle, tedbir öyle, tanzim öyle, terhis öyle. Hizmetleri. Ya, hizmetlerine medar bakın. Nasıl bir mükemmel bir tanzim. Bak, başka el girse ne olur? Karıştırır. Demek kainat tek bir fert olan Allah'ın ya kudretiyle, iradesiyle, tanzim ve tertibiyle hallakiyet-i ilahiye, inayet-i rabbaniye, merzukiyet-i ilahiye, rızıklandırma, hayatın bütün cihet ve cephelerine usta diyor ya, ummadığı, bilmediği, eli yetişmediği noktada rızkıya şey umumiye. Vakti şimdi münasipte. Bu sofralara bakın. Vakti münasipte bütün mahlukatın ihtiyacına medar ne varsa hepsi birbiri içerisinde kemalde tanzim ve tertip edilmiş. Başka el girse karışır ve karıştırır. Evet. Demek kainatta şirke yer yok. Evet. Çünkü karışmış olsa o hadsiz geniş muvazene-i idare bozulacak. Fakat insanların o kavanin-i rububiyetin hüsnü cereyanlarına yine emri ilahiyle suri bir hizmeti var. Şimdi insan irade sahibi olmuş olduğu için işte tohumu alıp ıslah etmek, değil mi? Toprağa gübre atmak, etrafını çevirme noktasında insanlar bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur diye. İnsan bütün mahlukat içerisinde Allah insana şuur, irade ve ilim vermiş olduğu için insanın kesbiyle kainattaki o rububiyetin tecellisine bir neyi var? Müzahareti var. Suri bir müzahareti var. Yoksa yaratan ve yaşatan, tanzim ve tertip eden kimdir? Cenab-ı Hak'tır. Evet. Üçüncü sikke, insanın yüzünde, belki insanın yüzü öyle bir sikke ahadiyettir ki, Adem zamanından ta kıyamete kadar gelmiş ve gelecek bütün efradı insaniye birden nazar-ı mütalasında bulunmayan. Ya bak bu yani enteresan bak. Ferdiyetin tecellisinde en cami, en güzel böyle ayna insanın siması. İnsanın yüzü. Ya. Bakın. Bu kardeşimizin bak siması burada hiç kimseye benzemiyor. Şimdi şu anda dünyada aşağı yukarı 7 milyara yakın kim ne var? İnsan yaşıyor. 7 milyar. Ahmet Mehmet'e benziyor mu? Mehmet Hasan Hasan Hüseyin'e? Ya. Hiçbir insanın siması diğerinin aynı değil. Sima içindeki azalar da aynı değil. Sima farklı, göz de farklı, gözün rengi de farklı, kaş da farklı, burun da farklı, çene yapısı da farklı. Bu ne demek? Bak ya. Allah fert, tek, misilsiz ve emsalsiz. Allah'ın yarattığı her şeyde ferdiyete mâkes ve aynı olmuş. Her şey tek. Her şey orijinal. Her şey tek. Ha, bu neyi gösteriyor? Her şey, her an Allah'ın nazarı şuurundadır. Hiçbir şey ilmi ilahiden gizlenemez. Hiçbir şey ilmi ilahiden hariç olamaz. Değil mi? Bakın nasıl bir sikke de yani bunu böyle hakimane düşünmek lazım. Bak, Ahmet'in siması Mehmet'e benzemir, o da Hasan'a benzer. Bu ne demek? Dünyada şu anda 7 milyar insan var. Nedir bu? İşte Ahmet'in simasında 7 milyar farkı fark ettiren farklılık var. Allahu ekber ya. Ahmet Mehmet'e, Mehmet Hasan Hasan Hüseyin'e benzemiyor. Ben bazen söylüyorum yani böyle hayalen haşir meydanına git. Değil mi? Haşir meydanında Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelecek bütün insanlar orada ihtima etmiş. Hiçbir insan diğerine benzemiyor. Ya. Bak bu nasıl bir ilim?
Demek ezelden ebede kadar her şeyi tutan bir ilim. Ya, ya bu nasıl bir irade? Temiz, tefrik, farklılık. Ya, bu nasıl bir sahavet ve cömertlik? Ya, işte ferdiyet. Faili muhtar olan Allah'ın iradesini, kudretini, ilmini ve nihayetsiz sahavet ve cömertliğini ve faili muhtar olduğunu akıl gözüne bedahat derecesinde gösteriyor. Şimdi dersin başında ilk o bir cümle geçti. Ben hemen nazarları oraya çekmek istemedim. Bakın, ferdiyetin sikkesi her şeyde. Her şeyde Allah'ın fert isminin sikkesi, turrası, mührü var. Sima. Simada var mı? Var. Başka? İşte parmak izi. Parmak izi var. Şu parmak izi de dünyada tek. Başka? Ses. Bak, hiçbir insanın sesi diğerine benzemiyor. Amerika'da ateist bir profesör vardı. Adam 6000 tane kar tanesini mikroskobun altında incelemiş. Enteresan, nasıl motif. İnternete girin bakın ya. Allah Allah. Bak, hiçbir kar tanesi o perdecilerin nakışçılar halt etmiş ya. O perdeciler merdeciler var ya, nakış makış. 6000 tane kar tanesini tek tek fotoğrafını çekmiş, incelemiş. Bak, adam ateist. Sonra imana gelmiş. Ya kainatta tesadüf yok. Kar tanesi mi? Allah Allah. Hiçbir tane diğerinin aynı değil. Ferdiyetin sikkesi. Mühür mühür. Ya. Bak. Şimdi beşerde de bu mana var mı? Mesela adam araba üretiyor, bakıyorsun ya bizim kalite bir Mercedes'in sikkesini vuruyor. Mercedes belli, yıldız. BMW'nin sikkesini vuruyor. Her arabanın sikkesi var mı? O sikke ne demek? Ha, bütün piyasada işte şu üç tane daireyi yan yana gördün mü? Bu nedir? Audi. Audi'dir ha. Dünyada ne kadar dört tane yıldızı varsa hepsi bizim tezgahtan, bizim fabrikadan, bizim imalattan çıktı. Proje bizim, tanzim bizim, tertip bizim, satış bizim. Kimse müdahale edemez. Adam ya baklava üretiyor. Bir yere gittik. Bir tüccar arkadaşımız var. Gittik oraya, Anadolu'da bir yere efendim, ufak da bir dükkan. Diyor ki efendim, baklava üretiyor. Diyor ki mağazamızın şubesi yoktur. Patent yani. Tüccar var. Dedim ki ya sen bu adam gibi yapma. 40 metrekarelik bir yer diyor ki mağazamın şubesi yok. Ulan 400 metrekare olsa, değil mi? 4000 metrekarelik yer olsa Allah bereket versin. Ya 40 metrekarelik yer, bu kadar bir yer şubesi yok. Ulan aç şubeyi büyüt de. Böyle ticaret olur mu? Tüccar kardeşe biraz ikaz ettim. Bak dedim, bela yapma ya. Bak şimdi Mercedes, Audi işte şu marka şeyini vurmuş. Değil mi? Patentini vurmuş bizim. Bak her şeyde Allah'ın la teşbih patenti, mührü. Mührü ilahi. Ha. Şimdi ilim ve teknoloji gelişince bu mesele artık bedahat derecesinde gözlere gösteriliyor. Bak, bizim profesör bir arkadaş vardı. Hocam dedi, insanın her bir kılı o insanın karakterinden, vasıf niteliğinden haber veriyor. Hiçbir insanın saçının kılı diğerinin aynı değil. Allah Allah. Bak, patent. Allah Allah. Ya. Hiçbir insanın saçının kılı aynı değil. Şimdi suretlerde böyle, değil mi? Bir de ne var? Bir de siretler var, değil mi? Ya bir de insanın iç dünyası. İmanı, aşkı, davası, hamiyeti, sehaveti, gayreti, istat ve kabiliyetinin farklılıkları. Bu nereye gidiyor?
sonsuza gidiyor ya. Allah Allah. İşte Cenab-ı Hak her şeye de şeyini koymuş. Tabiri caizse mührünü, sikkesini basmış. Onun için Sûret-i diyor ki kainatın telifinde icaz vardır, mucizdir. Muciz. Kur'an'da icaz var mı? Var. Bütün Arap şairleri bir araya geldiler, Kur'an'ın bir ayetine mübarece edebilirler mi? Edemediler. Kainatta her şeyde ferdiyetin sikkesi var, icaz. İşte Allah onları yaratmış. Bütün dünya beşer bir araya gelseler, onları yaratamazlar, onu kabuklayamazlar, onu paketleyemezler, onu varlık alemine çıkartamazlar. İcaz sikkesi var. Her şey vahdaniyet-i ilahiyeyi açık bir şekilde gözlere gösteriyor. Kur'an bu cihette de bütün beşere mübareze ediyor, meydan okuyor. Gücünüz varsa hadi bir sineği yaratın. Ayet orada. Bütün beşer bir araya gelseler bir sineği yaratabilirler mi? Yaratamazlar. Ha. Ferdiyetin mührü, sikkesi. Ya Allah Allah. Demek her mevcut kendine verilen vasıf ve sıfatlar, cihaz, nitelik ve özellikler itibariyle tek ve fert olan Allah'ın rububiyetini, hallakiyetini, kainattaki tasarrufatını bedahet derecesinde akıl gözüne ne yapmış oluyor? Elhamdülillah göstermiş oluyor. Ha. Şimdi ferdiyet bizi nereye götürüyor? Demek Allah'ın varlığının namütenahi neyi var? Delil ve hücceti var. Bütün mahlukat ferdiyetin sikkesini taşıyor. Her mahlukun ne kadar vasfı, sıfatı, nitelik, özelliği varsa, mesela bir arabayı açıyorsun, arabanın içerisinde 2000 tane ne var? Aksam var. O araba ne kadar orijinalsa, o orijinal arabanın her bir aksamı da araba gibi ne? Orijinal. Öyle değil mi? Heh. Taklitlerinden sakınız diyor. Bak, ha. Bak. Şimdi kainatta bütün mevcudat ferdiyetin tecellisine makes aynı olmuş. Mührü vahdet urulmuş. Her mahlukun her cihazı, her vasfı, her sıfatı da ferdiyetin tecellisine makes aynı. Demek ki kainatta mahlukat sayısınca Allah'ın varlığının delil ve hüccetleri var. Mahlukatın azaları, vasıfları, sıfatları, niteliği sayısınca Allah'ın varlıklarının delili neye gidiyor? Namütenahiye, sonsuza çıkmış oluyor. Cenab-ı Hak bu manayı okuyan, anlayan, idrak eden, mütefekkir ve müstakim kullarından eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.